Evet, öncelikle yani takımımız başta teknik direktörümüz Emre Hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Zaten uzun haftalar, geçen haftalarda da bir iki tane talihsizliğim diyeyim, iki tane mağlubiyetimiz oldu ama baktığınızda tüm takım arkadaşlarımızın hepsinin önemli mücadeleleri var. Ama futbolda hepsi her türlü netice olabiliyor. Dolayısıyla deplasmanda galip gelmek bizim için de önemliydi. Artık Başakşehir'i biliyorsunuz her zaman zirveyi zorlayan, sürekli zirvede yarışın içinde olan ve Avrupa'yı zorlayan, hatta şampiyon olmuş bir takım, şampiyonluğu da zorlayan, her zaman o yarışın içinde olan bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz. Başkanım şunu sormak istiyorum. Başakşehir'in ligdeki hedefi hakkında ne söylemek istersiniz? Konyaspor'la Trabzon'la biraz fark açıldı ama Başakşehir'in lig ikinciliği veya şampiyonluk için düşüncesi nedir? Sorunuzdan önce bugün haberimiz oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hanımefendiye Covid olduğunu duyduk. Dolayısıyla Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an evvel inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Durumu da iyi olduğunu öğrendik. Başakşehir ailesi olarak da bir kez daha acil şifalar diliyorum. Başakşehir, temin söylediğim gibi hep şampiyonluğu zorlayan bir takım. Daha önümüzde oldukça fazla bir maç var. 3 puanlı sistemde 5 puan, 10 puan, 15 puan kapatabilen bir durumdur. Geçmişte hatırlayın 8 puanla biz şampiyonluğu verdik. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, şampiyonluğu zorlayan, o yarışın içinde olmak isteyen bir takımız. Onun için birincilikte, ikincilikte her zaman hedeflerimizden biri. Başkanım transfer dönemi de devam ediyor. Benfica'dan bir oyuncuyla görüştüğünüz söyleniyor Pizzi. Bu transfer gerçek mi ve transferler hangi aşamada? Evet, Benfica'daki o Trezeguet'e biliyorsunuz finale kaldılar Mısır. Dolayısıyla o zannediyorum Salı günü burada olur muhtemelen. Diğer Benfica'lı oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.